bir tükürdü. Kariyer hayatı bitti. Arkadaşlar bunu Arzu Hanım'a uçurmuyoruz. Öyle. Ya işte idare eder. Ve ses kayıtlarını bildiğin şey Vale. Şimdi ben de Mert'e gittim dedim ki senin dedim böyle herkesle. Çok para harcayacaksın şimdi. Param yok. Umarım keyifli izlemişsin. Anladım. Herkese kocaman merha. Bah. Öncelikle oruçlu arkadaşlarımın Allah orucunu kabul etsin. Umarım zor geçmiyordur. Umarım rahat geçiriyorsunuzdur. Senin nasıl geçiyor? Vallahi benim de iyi geçiyor. Bir tek sigara herhalde yoruyor. Yani evet. Bir de sizin yazdayken devamlı bir action olduğu için evet. Devamlı o boşu bu derken zaman nasıl geçiyor ben de anlamıyorum. Sana da ayrıca kırmızı çok yakışmış. Teşekkür çok güzel ediyorum. Bugün. Çok sağ ol. Bunu önceden göstermiştik zaten. Öyle mi? Aldığımızda ama videoda giymek istiyordum. Ramazan'a nasip oldu. Hadi bakalım. Ramazan'a nasip oldu. Harika konularımız var bugün. Dila Tarkan'ın düğünü çok merak edildi. Farkında olarak ya da olmayarak Mert bize oradan bir şey söyledi. Bir bilgi verdi. Videoda mı verdi yoksa? Videosunda, kendi videosunda, vlogunda verdi. Bu süreçte Hakan'ın Şeyma olayı patladı düğünde. Onu konuşalım. Diğer köşemiz var ve diğer tatlı konularımız var. Onları da anlatmayayım, videoda kalsın. O zaman herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa video başlasın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Dila çok hızlı bir şekilde Daha'nın nişan yapmıştı. Bu arada Dila hamile. Söyledik mi bunu daha önceki videolarda? Söyledik. Mesela Enfal'in hamileliğini biliyordum. Enfal'e gittim söyledim. Hamileyim misin? Haberin geldi dedim. Dedi ki ne olur söyleme. Çünkü tehlikesi var. Şimdi ben böyle şeyleri söyleyemiyorum maalesef. Dila'nın düğününü özetleyen vloglar geldi. Bunlardan biri Sibil'den geldi. Diğeri de Mert Vidin'den geldi. Dediğimiz gibi bir gün öncesinde White Party gerçekleşti. Bu White Party'de... Partide... R'ler yok ya bende. Bence var R'ler. Hızlı konuştum. Evet ya. Hızlı konuştuğum için. Partide Dila dışında herkes beyaz giyindi. Yani aslında herkes gelindi. Dila değildi. Öyle bir espri yapmışlar. Güzel olmuş. Ben Dila'nın White Party'deki... kıyafetini beğendim. Gene göbeşi saklamak istemiş ama yanlardan ve diğer detaylardan gözüküyordu. Makyajı gayet güzeldi. Saçındaki aksesuarları da güzeldi. Önce Şeyma'yı konuşalım. Şeyma'nın kostümü çok güzeldi. Zaten Şeyma zevkli bir kadın. Bunu her zaman söylüyorum. Şeyma'da göze çarpan bir detay vardı. Şeyma biraz yaşlanmış gibi geldi gözümüze. Yani yüzünde bir çöküklük var. Çöküklük var. Mesela bunu kendi storylerinde veya kendi postlarında görmüyorsun. Her influencer'da gördüğümüz gibi. Şeyma gerçekten yaşını göstermeyen bir kadın ama takipçiler dedi ki bana acaba Şeyma bişektomi mi yaptırdı? Ama bence Şeyma yaptırmadı. Çünkü zaten Şeyma zayıf bir yüz. Hatta bunu bir tek biz fark etmemişiz arkadaşlar. Bunu oradaki insanlar da fark etmiş. Kendi arkadaş grubu da fark etmiş. Bir de Şeyma'nın şöyle bir detay vardı. Şeyma'da bir durgunluk var. Şeyma'da bir mutsuzluk var. Gerçekten hem fiziken, yani fiziği çok iyi o ayrı ama hem yüzde bir çökmüşlük hem de böyle bir kendinde. Şimdi normalde Şeyma'nın neyini seviyoruz? Sürekli dans etmesini. Sürekli pozisyonlar. Yani kadın böyle her daim enerjik. Ama o enerji gitmiş. Sen neye yoruyorsun bunu peki? Neden gidemiş olabilir? Mutsuz. Mutsuz. Ona yoruyorum. Ben emin olamadığım için, ben emindim ama gene oradaki düğündeki insanlara sordum. Dedim ki hani böyle bir şey hissediyorum. Bu doğru mu dedim. Aynen dediler. Bunu biz de hissediyoruz. Bazıları şeye bağlamış. Mido'dan ayrıldığına. Hani ayrılması onu çok sarsmış. Öyle şeyler kulağıma geldi. Maddi manevi de sarsmıştır. Evet anladım. Maddi manevi açıdan sarsmış. Onun da bir üzüntüsü vardır. Zaten hani Acun'dan bir şey alamıyor bildiğim kadarıyla. Zaten sistemleri değişti aslında. Evet. Fakat sistemleri değişti. Belli bir süre var. O sürede az kaldı. Herkes Şeyma'yı kesinlikle story çekerdi. Hani herkes böyle bir Şeyma'yı kadrajına alırdı storylerinde. Mesela şimdi bakıyorum Şeyma'yı iki saniye gösterip geçtiler. Hatta çoğu kimse storyleri almadı bile. Mesela bir Şeyma'da ilgi eksikliği vardı. Belki de Şeyma bunu da fark etmiş olabilir. Sibel o gün şöyle bir tulum giymişti. Ama kendi vlogunda bir tane daha alternatif kıyafeti vardı. Mesela ben onu giymesini isterdim. Ama orada Mertler dedi ki çok yaz yaz kokuyorsun. Ama bence tulumdan ziyade o kıyafeti daha güzeldi. Bu benim fikrim. Ben orada olsam Sibel bunu giy derdim. Sibel demişken mesela Sibel düğüne Ömer'le katıldı. Hatta ben görmedim ama Sibel düğündeyken canlı yayın açmış. Canlı yayında da galiba biraz alkollüymüş ve değişik bir şey söylemiş. Ömer canlı yayını kapattırmış ona. Bunu bana takipçilerim söyledi. Sonra duydum ki galiba orada bir tartışma yaşamışlar Ömer'le. Hatta Sibel üzülmüş biraz. Yani üzülmüş derken orada bir gerginlik ortamı olmuş. Ama galiba sonra tatlıya bağlanmış. Onda haberi
geldi. Ben Sibir Ömer ilişkisiyle ilgili çok fazla konuşmuyorum. Çok anlayamadım bir ilişki. O yüzden konuşmuyorum. Yani Ömer'de şöyle bir şey seziyorum. İki dakika onunla söyleyeyim, konumdan bağımsız. Sürekli Sibir'e dikkat et. Hani dağınıksın, kafan dalgın. Sürekli şimdi Sibir'e telefon var ya. Ve Sibir lifestyle bir hatun olduğu için hep eline telefon. Gülüyorlar, delevliksi. Onu yapar, bunu yapar falan. Ama adam sevmiyor. Hani yapacak bir şey yok. O onu ne kötü yapar. Sosyal medya düşmanı yapar. Bazı insan sevmiyor. Sen ne sevmiyorsun mesela? Ben de onun kadar olmasa da evet, seviyorum yani. Sen nasıl seviyorsun? Ya gösterebildiğimiz kadar gösteriyorum yani. Heh. Kimi insan öyle. O yüzden ben çok saygı duyuyorum. Hatta Sibir'in ona birazcık saygı duyup onun yanındayken kamerayı açmaması lazım. Bence. Ama onların ilişkisinin dinamiği böyleyse de karışmak hadsizlik olur. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı. Sen de var. Ama yok yani, yani. Bu dünyanın önemli terimi yani konularından birisi oydu. Şimdi bence. O gün magazinsel olarak. O gün bazı sayfalar çok iyi yakalamışlar bunu. Ve dediler ki Hakan'la Şeyma'nın arasında bir şey var. Hatta şöyle açılar yakalamışlar. Hakan bütün gece Şeyma'yı kesmiş. Ben de gördüm. 4-5 tane hikayede resmen bakıyor. Evet yani. Ben de gördüm bu arada ama konduramadım. Yani iki sütun arasına geçmiş oradan kesiyordu. Evet çok acayip. Hakan çok acayip bir adam bu arada ya. Hani böyle göz dikerse o benim olacak. Ama çapkın bir çocuk. Çok çapkın. Evet. Bir de hani her şeyi böyle elde etmiş insanlar, hani her şeyi çok rahatlıkla elde eden insanlar için bir şey böyle gözüne dikildiği zaman o onun olacak. Hani onun olmama ihtimali yok. Bana düğünden biri ulaştı, dedi ki Yağmurcuğum sizin bahsettiğiniz, çünkü ben story attım. Sizin bahsettiğiniz gibi öyle bir ortam yok burada dedi. Gayet arkadaşlar hepimiz eğleniyoruz dedi. Ama ertesi günü Bebek Otel'de Hakan'la Şeyma burada yemek yeniliyor diye söylendi. Hatta videoları geldi. Tabii hemen beni sordu, soru şu: nasıllar, kim var, ikisi mi, arkadaşlar var mı? Dediler ki bir kişi daha var yanlarında ama Hakan gözünü hiç Şeyma'dan ayırmıyor. Tamam dedim. Peki beraberler mi? Beraberler. Buradan hani ilk defa söylemek istiyorum. Şeyma ile Hakan şu an takılıyorlar. Ama arkadaşlar bunu Arzu Hanım'a uçurmuyoruz. Bu aramızda kalıyor. Yani şu an bu videoyu izleyenler ve ben olarak aramızda kalıyor. Çünkü şöyle bir iddia da geldi. Arzu Hanım Hakan'ın kredi kartını blok ettirmiş. Şimdi Mert de blok attı dedim ya arkadaşlar size. Şimdi Mert'in bazı şeylerini seviyorum. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mert gerçekten görünmeyen şeyleri veya fark edemediğimiz şeyleri bize çat gösteriyor. Bilinçli yapıyor ya da bilinçsiz yapıyor. Bak onu hiç bilmiyorum. Mert'in vlogunu izleyenler zaten beni anlayacak. Ama ben gene ufak bir görsel göstereyim. Mert diyor ki arkadaşlar diyor, ay diyor kredi kartımı bir ara bulamadım diyor. Ödüm patladı çünkü otele gireceğiz ve otele girerken para vereceğiz diyor. Hani ödeme yapacağız, şu an lobideyiz diyor. O anı bir izleyelim. Şu an inanılmaz bir kriz yaşadık arkadaşlar. Kredi kartımı kaybettik ve neyse ki Ali yanımda oldu. Ali kartını ver bana falan yaş. Ay inanamazsınız ve hani gerçekten arkadaşım olmasa şu an dedim ki ya otele para ödeyemeyecektim. Neyse son dakika çantamda değil montum. Tabii ben bunu paylaştım. Paylaştıktan sonra takipçiler dedi ki bana, nasıl yani oraya giden davetliler otele para mı ödediler? Burada bizim para ödememiz gerek. Biz davetliyiz. Zaten takı takıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz dediler. Bir kısımda hani zaten en yakın arkadaşın düğününe gidiyorsun. Hepsi zaten bu bütçeye sahip. Ne olur orada ödeme yapsalar diye ikiye ayrıldı herkes sosyal medyada. Burada da son kararı biz vereceğiz. Atina'da evleniyorum ve diyorum ki arkadaşlar ben Atina'da evleniyorum. Hiçbirinizden takı istemiyorum ama kendi masraflarınızı kendiniz ödeyin. Yağmurcuğum iyi öyle de bir konuşma olmamış. Nasıl olmuştur? Bu düğüne ilk defa gidecek olanlar böyle bir konuşmayı yapabilirler. Yani ilk defa böyle bir düğüne gidecek, Yunanistan'a gidebilecek insanlar bunu birbirleriyle konuşabilirler. Hatta düğün sahibine değil başkaları yoluyla da sorabilirler. Ama Yağmurcuğum Çırağan sahibine düğüne gitmiyorsun. Yunanistan'a düğüne gidiyorsun. Yunanistan'a, bir tatil gibi. Yunanistan'a düğüne gidecek insanlar zaten seçili insanlardır. Dila'nın da ailesinden veya oraya gidebilecek insanlar seçilerek zaten yapıldı bu düğün. Ve orada kimse sana parayı ödeyeceğim mi ödemeyeceğim mi diye sormaz. Hatta düğün sahibinden düğünden sonraki kişi gider resepsiyonuna tık diye parasını da öder. Çünkü ona da tenezzül etmez. Sen niye benim paramı ödüyorsun diyebilecek tipli bunlar insan. Yani bunlar insan. Evet yani. Böyle insanlar. Yani böyle insanlar yani. Benim paramı niye ödüyorsun sen diyebilecek insanlar var. Ya tabii ki durumu olmayan insanları kendileri bile söylemeden ödemiş olabilir. Ya zaten o çevre durumu olmayan insanlar mesela atıyorum bir akrabası durumu yoktur. Tabii canım. Bence zaten Dila onu halletmiştir. Tabii canım, hiç sormaz bile. Onu sormamıştır bile. Yani sorulmaz. Benim de çevremde bunu yapan insanlar olduğu için şunu diyemiyorum. Aa ne ayıp. Peki Dila seni düğüne çağırsaydı. Yakın arkadaşı olsam. Hayır şu anda Yağmur Çelik olarak seni düğüne çağırsaydı gider miydin? Gitmez. Nereye gitmezsin? Çok para harcayacağın için mi? Param yok. Ay çok güldüm şu an.
Gitmezdim. Yani param var. Param var ama pirinçlikten gitmezdim bence, o kadar masraf olmasın diye. Ben de bu samimiyetle gitmezdim. Bu samimiyetle gitmezdim ama çok yakınım olsa kesin giderdim. Geçen gün Mert'in lansmanına davet edildim. Ayakkabı dünyasının yeni koleksiyonunu inceledik orada. Hatta iki tane de takipçilerime gönderdim. İki tane verdim. İkisini de takipçilerime gönderdim. Şimdi Mert beni bayağıdır çağırıyordu biliyorsun. Ama ben gidemiyordum yoğunluktan dolayı. Çünkü her hafta bir şey çıkıyor. Mert'e sormam gereken sorular vardı. Onları sordum. Hem de ayakkabı dünyasını dediğim gibi koleksiyonu inceledik. İyi ki de gitmişim. Mert'e ben şunu sormuşum. Şimdi biz Mert'i hep merak ediyorduk. Hatta biz Mert'i bayağı konuştuk. Dedikodu aldın mı? Dedikodu şöyle aldım. Hemen söyleyeceğim. Önce şunu söyleyeyim. Hatırlıyor musun Mert'le ilgili şunu söylemiştik. Hani herkesle arkadaş olan insan demiştik. Samimi değildir. Samimi değildik demiştik. Ama sonra sen demiştin ki çok güzel bir şeye değinmiştin. Yani farklı bir göz olarak. Ama onun işi bu. Tabii ki herkesle arasının iyi olması lazım. Tabii dengeyi tutması lazım. Şimdi ben de Mert'e gittim dedim ki. Senin dedim böyle herkesle aranın iyi olması sana dedim sıkıntı yaratmıyor mu? Çünkü dedim biz böyle düşünüyoruz. Hatta söylediğimi de orada onun yüzüne söyledim. Dedi ki Yağmurcu benim işim bu. Tabii ki benim arkamdan da konuşuluyor, kulağıma geliyor. Ama dedi ben onu duyarsam, bunun dediğini duyarsam, ona takılırsam ben bu iş yapamam. Bir de şunu sordum, bu da takipçiler bana çok soruyor. Hatta kendilerimize konuşuyorduk DM'den. Nasıl yetişiyor ya, nasıl bir enerji? Mesela o davetten çıkıyorsun, bu davete gidiyorsun, o lansmandan çıkıyorsun, bu lansmana gidiyorsun falan. Bir kere dedi öncelikle alkol kullanmıyorum. O zaten bana bir enerji veriyor. Bir de dedi Yağmurcuğum işimi severek yapıyorum. Sen de işini aşkla yapıyorsun dedi. İşini aşkla yapan insanlar yorulmaz dedi. Yani tanımam. Bir açıdan iyi oldu. İkinci açıdan da burada aynı yerde kalırsam aynı şeyleri anlatmaya başlarsın. Ne kadar kendimi geliştirirsem burada o kadar çok şey anlatırım. Lansmana katılmaktan bahsetmiyorum. Bunlardan biri de değişik kitaplar okuyorum bu ara. Kimse aynı olan şeyi sevmiyor. Herkes kendini geliştiren insanları seviyor. Mesela ben burada hep İngilizcem eksik diyorum mesela değil mi size? Hani mesela burada akıcı bir İngilizce ile konuşsam çok etkilenirsiniz. Kimse böyle oturup da karalar bağlamaz. Yağmur İngilizce öğrendi. Kahretsin demez. Herkes der ki harika. Ne kadar güzel gibi. Mesela bundan konuşmuşken de hemen size güzel bir haber vermek istiyorum. Cambly zaten ben size daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Neden iyi bir uygulama? Hep söylediğim bir şey var. Birebir ana dili İngilizce olan hocalarla pratik yapıyorsun, eğitim alıyorsun. Bu Cambly'nin en büyük özelliği bir kere. Şimdi ben uygulamadan Cambly'ye bağlanıp bir tane eğitmenle görüşeceğim. Bunu da neden yapıyorum? Sizin için yapıyorum. Cesareti olmayan arkadaşlarım için yani nasıl konuşacağız, nasıl bağlanacağız, nasıl ne diyeceğiz ilk diye düşünen arkadaşlarım için şimdi bir eğitmenle burada görüşeceğim. Hi. How are you? Fine, thanks. And you? I'm doing well. Memnun oldum. Aa, Türkçe mi konuşuyoruz? I am a YouTuber. Okay, I live in Turkey. If you let me, I will share on my channel. That's fine, yeah. Yeah, thank you very much. What's your name? My name is Yağmur Çevik. Sorry, say it again please. Subscribers. 185,000 subscribers. Very nice. Yeah, işte, idare eder. Görüşürüz, bye bye. Bye bye. Arkadaşlar umarım benimle olmuştur. Yani bunu böyle 10 dakika, 15 dakika hiçbir şeyden kayıp değil. Bir diziyi eksik izlersin. Bir kitabının bir sayfasını eksik okursun. Ama yine burada hocayla pratik yaparsın. Mesela benim en sevdiğim özelliklerinden biri de şu arkadaşlar. Hocayla konuştuğun zaman bu konuşmanı tekrardan izleyebiliyorsun. Cambly uygulamasını indiriyorsun, hesap oluşturuyorsun. 600 Yağmur koduyla ilk dersini ücretsiz deneyimleyebiliyorsun. Ayrıca aynı kodla sınırlı sayıda olan %60 indirimden de faydalanabiliyorsun. Bana güvenin. Bunu böyle yaptığınız sürece kendinizi geliştireceksiniz. Kodu da buraya bırakıyorum. Açıklamaya da bırakıyorum. Videonun sonunda yine size bir kez daha hatırlatacağım. Dila'nın gelinine geçiyorum. Benim gerçekten baktığım zaman bütün olarak gözüme güzel geldi. Şu boynaki tasma olayını sevmedim. Şimdi evet hamilelikten dolayı bol giyindiğini zaten biliyoruz. Onu tahmin ettik ama şeyi sevmedim ben, boyundaki tasma olayını ben pek sevemedim. Kolundaki balon detayları da sevdim. Zaten Dila böyle çok ağır makyaj yapan bir kadın değil. Saçın makyajı gayet güzeldi. Ama diyorum o enerjiler o kadar güzeldi ki hani düğündeki. O yüzden baktığın zaman gelinlik beni rahatsız etmedi. Şeyma biliyoruz Mido'dan ayrıldı. Bu süreçte de Şevval'le Markus ayrıldı. Ama Mido şu an Dubai'de ve Şevval'le Dubai'de. İkisi de aynı lokasyonda bulundu.
Bunu gören Markus, yani bu ikisini aynı lokasyonda gören Markus bir delirdi. Ve bir story attı ve story'de Şevval'e bildiğin escort dedi. Daha öncesinde Markus'un ses kayıtları ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Ve ses kayıtlarını bildiğin Şevval'e demişti. Ses kayıtları çıkmıştı. Markus bunu her seferinde Şevval'i sanki böyle Şevval'in paraya ihtiyacı varmış bir kadın profili olarak hemen betimleyip onu böyle ortaya sürmesi. Sen bu insanla aynı yastığa baş koymuşsun. Ne olursa olsun. Öyle de olmuş olabilir ama sen bunu eski erkek arkadaş olarak yorumlamaman lazım. Sen bu kız için kalktın, gittin, mekan bastın, yemek yedi adamı denize fırlattın. Sen niye gidip bu adamla tekrardan barışıyorsun? Adam mı yok? Yani neden ısrarlı bir şekilde Markus? Bu adam sana hakaretin en büyüğünü yapmış ya. Bu arada sonrasında Markus bunu yalanladı. Arkadaşlar dedi, ben dedi kadınlara asla dedi böyle bir şey söylemem. O anlamda demedim dedi. Şimdi arkadaşlar 2 dakikada Ağrı'nın tweetlerine gelelim. Ben bir rüya gördüm ve dedim ki Ağrı'nın aklı hala Sefa'da. O yüzden ilişkisinden verim alamıyor. Ve bunun üzerine Ağrı Sefa'nın şarkı sözünü tweet attı. Ya şimdi Ağrı'nın gerçi böyle şeyleri var. Yani bir Ahmet'le olan ilk buluşmasındaki sözünü atar. Sonra gider Sefa'yla sözünü atar. Aslında ne kadar konuşulmak istemiyorum deseler de yani onlar bunları yaptığı sürece biz tabii ki konuşacağız. Ben videomu taşırım. Hani bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Hala istiyor ama Sefa'da bir şey var. Bir duvar var. Değil sence. Onu çözemiyorum işte. Onu çözemiyorum. Onu bilenlerden yardım istiyorum. Eşten, dosttan, sağdan, soldan. Ya hala Sefa'yı üzecek bir şey yaptı. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Acaba dedim hani Sefa'da ayrıldıktan sonra o arada bir oğulcan süreci gerçekleşti. Acaba diyorum Sefa ona mı kızgın? Ya Sefa bir şeye kızgın. Ama oğulcanla hiç beraber oldu mu ki? Oldular. Öyle mi? Sevgili oldular. Daha çok 2-3 gün sürdü öyle ayrıldılar. Hala bir söyleşiye katılıyor bir üniversitede. Ve diyorlar ki orada bu şarkılar sana mı yazılıyor? Hala da şöyle bir cevap veriyor. İzleyelim. Sefa'yla niye geçtik? Oturup anlatıyormuşum. Ya o benim aslında hiç böyle konuşmak istediğim bir konu. Hatalı. Konuşmak istediğim konu değil diyor. Yok yok. Hiç böyle konuşmak istediğim bir konu değil maalesef. Hiç deşmek istemiyorum o yarayı. Yani yeterince her yerde dinliyoruz şarkılarımdan hikayemizi. Hiç konuşmayalım. Ben çocuk bakamıyorum dedi Ala. Bence burada da bir gönderme var. Şimdi doğru laf sokacağını düşünmüyorum doğru ben hala. Doğru da olabilir yani. Ama Sefa da küçük ama. Ama en son yaşı doğruktan bitti. Yani şöyle söyleyeceğim, ben bu tweet'i bir gönderme sezdim. Doruktur, Sefa'dır. Bilmiyorum. Kimse fark etmemiş. Bunu bir düşünelim. Bakalım yorumlara ne yazacaksınız? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ufak çaplı bir kriz yaşandı bu hafta. Uğur Damla takipten çıktı. Ama ona gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Sibel ile Damla çok yakın arkadaşlar. Hatta biz aynı dili konuşuyoruz. Size ne diyorlar? Hani biz böyle biraz itiraz ettik bu arada. İtiraz değil de hani bazı şeyler böyle ticari geliyor dedim bana. Onlarla biz aynı dili konuşuyoruz. Size ne dediler? Onlar öyle dedikten sonra bize fazla yorum yapmak düşmez. Ama bu hafta bir lansman gerçekleşti. Ve o lansmanda Sibel ile Damla hiç yan yana gelmedi. Ama onun öncesinde atılan bir tweetler vardı. Ve biz o tweetleri acaba kime diye düşünürken bir sonuca var. Sibel bir tweet atıyor. Ve diyor ki sonum senin gibi olacak diye çok korkuyorum. Tam söyleyemeyebilirim. Arkada doğruları yazıyor. Aklımda kalanları söylüyorum. Bunun akşamına Damla'dan bir cevap geliyor. O da diyor ki sana şimdi burada laf anlatmakla uğraşamayacağım. Gene kime diyorlar diye düşünürken ertesi günü bir lansman ya da bir gün sonra bir lansman gerçekleşiyor. Ve lansmanda Sibel içeri giriyor. Damla hiç kafasını kaldırmıyor. Normalde onlar aynı lansmanda olsa rahat 10 tane story gelir. Lansmanlar çıkıp bir yere giderler falan. Hiç ikisi yan yana gelmiyor. Hatta Sibel mekana giriyor. Damla hiç kafasını bile kaldırmıyor. Hani göz göze gelmemek için. Bu hareketlerinden dolayı acaba dedik ki bu tweetler birbirlerine mi atıldı? Bundan birkaç gün önce, bir hafta önce mi ne? Damla ile Uğur arasında bir kriz yaşandı. Damla bir yere eğlenceye gidiyor. Bir rakıya gidiyor arkadaşlarıyla. Akşamına Uğur bir post atıyor. Damla ile Dubai'den bir görüntüsünü post atıyor. Sabahına Damla'yı takipten çıkıyor. Ve postu da arşivliyor. Şimdi bunun üzerine de Sibel bir tweet atıyor. İşte sorun senin gibi olacak ve çok korkuyorum falan diye. Sonrasında da işte Damla da sana laf anlatmakla uğraşamayacağım diyor. Biz şimdi bunları beraber yani bunları birbirine yorumladık. Ama ne Damla'dan cevap geldi. Hayır ne alakası var Sibel'e diye. Ne de Sibel'den cevap geldi. Ne alakası var Damla'ya diye. Acaba bu olayda Uğur'un bir şeyi var mı? Hiç alakası da olmayabilir. Sadece ben şu an sesi düşündüm ama mesela o gece ben o story'leri döndürürken Sibel'le Damla beraberiz diye story attılar. Şimdi ben sorsam bana yok diyecekti ama bence kesinlikle vardı. Hatta biz engelledik bence uzamamasını bu işin. Olabilir. Çünkü baktı ben yakaladım.
Biri dedi ki, bu yakaladı bizi. 10 kere de konuşur. Gel biz uzatmayalım, beraber buluşalım, bir story atalım. Ha bu arada öyle bir şey varsa ne mutlu bana. Çünkü aslında biz böyle buradan cadı gibi gözüksek de bazı şeyleri de engelliyoruz. Ya magazine düşeceğime, gel arkadaşım, nedir aramızdaki dert? Halledelim bitsin gitsin. Bak, hayıra vesile oluyoruz ama yine yaranamıyoruz kimseye. Burak Görün bir görüntüsü ortaya çıktı ve büyük bir linç yedi. Bir otobüs şoförünü camdan böyle boğazına yapışmış. Adam böyle tartaklıyordu. Ben hiç yorum yapmadım. Neden yorum yapmadım biliyor musunuz? Hem buraya sakladım hem de şimdi ben de yıllardır araba kullanan bir insan olarak şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki işini çok güzel yapan insanlar var. Abilerimiz var. Şeyler var. Ama ben de maalesef otobüs şoförlerinden çok çekmiş bir insanım. Yani ben trafikte dururken benim arabamı mı çizmediler? Ve şimdi bak büyük araç kullanan adamlarla şu psikoloji var arkadaşlar. Sıkıştırıyor seni. Sıkıştırıyor. Ne evet. Araba kullananlar çok iyi anlayacak. Yolunun. Evet bak yolunun. Bu büyük araç kullanan insanlarda maalesef böyleler. Şimdi ben de o yüzden araba kullanan bir insan olduğum için dedim ki acaba sıkıştırdı mı? Acaba yol mu vermedi? Ben iki kere çok büyük bir kaza atlattım. O büyük otobüsü kafayı bir sokuyor. Anladın mı? Yol senin, yol benim. Yol benim, yol senin derken o kavga her zaman çıkıyor. Tabii ki şiddete karşıyız. Tabii ki konuşarak ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Diye konuşabilirsin ama illa gidip yumruk atmaya veya boğazını sıkmaya gerek yok. Ama bazen öyle bir nokta oluyor ki adam sana anavrat küfür ediyor camdan. Hani eğer de pozisyonun varsa da Burak da kalkmış adamın boğazına yapışmış. Yanlış mı? Çok yanlış. Her zaman diyoruz oyuncuysan bak Irmak Arıcı bir tükürdü. Kariyer hayatı bitti. Şimdi Irmak Arıcı'nın tükürük videosunu gördük arkadaşlar. Sadece Irmak Arıcı görseydik Irmak Arıcı derdik ki yani sadece o alanı görsek derdik ki kadına asıldı mı? Kadını trafikte sıkıştırdı mı? Bu kadın niye tükürdü? Ama olayı başından sonuna kadar gördüğümüz için mahkememizi mi yaptık? Dedi ki adam haklı, Irmak haksız. Çünkü adam onu anlatıyor. Ama burada sadece Burak'ı yakasını yapışırken görüyoruz. Öncesini görmüyoruz. Önce ne oldu? Bu adam da kalkıp deli gibi yapışmadı herhalde diye düşünüyorum. Şimdi ben videoyu başından sonuna kadar görmediğim için ben burada Burak sen haksızsın diyemiyorum. Çünkü diyorum ya bak ben de araba kullanıyorum. Ben o kadar zor durumlarda kalıyorum ki yeri geliyor. Ama diyorum ya şiddete karşıyız. Yumruğa karşıyız. Konuşarak halledebilirsin. Ne yapıyorsun sen ya? Diyebilirsin. Burak ama adam orada senin ananı, babanı dediyse de o kavga gerçekleşebiliyor maalesef ki. O yüzden ben şimdi bu konuyla ilgili evet Burak haksızsın diyemiyorum. Şimdi en sevdiğimiz kısımlardan biri DM köşesi. 3-4 tane DM okumak istiyorum. Şimdi bir tanesi ben dedim ya geçen haftalarda Duygu'nun bence dudaklarında bir işlem var diye. Hemen benim çılgın takipçilerim araştırıp Duygu'nun eski fotoğraflarından birini bulmuşlar. Ve demiş ki çok eski bir fotoğraf buldum dudak dolgusu inkar ediyor. Ama eski fotoğraflarla kıyaslayınca kesinlikle bir fark var. Kesinlikle var. Bak burada küçücük dudağı şimdi durunca böyle. Bu arada Sibil de yaptırdı. Bu arada herkes yaptırıyor. Bence dudak dolgusu dünyanın en güzel şeylerinden biri. Duygu'ya aşırı yakıştı. Çünkü burası daha kalındı Duygu'nun. Burası daha inceydi ve orantılı duruyor şu an. Mesela Sibil'in de öyleydi. Bence Sibil'e de çok yakıştı. Ama evet eski fotoğraflar maalesef her şeyi ele veriyor. Koş. Mete Algül kendisine gelen hediyeyi Converse'e hediye edeceğini söyledi. 2 gün önce şu an giyiyor demiş. Neden öyle bir şey söylemiş? Çünkü postlara demişler ki Mete hani Converse'leri verecektin. Ama ben Mete beni engellediği için ancak siz gönderirsiniz storylerini görüyorum. O yüzden belki de vermiştir. Günahını almak istemiyorum. Eğer hediyesini alan varsa bana yazsın. İkinci Duygu Özü Aslan vakası yüz ekleme demiş. Neymiş bakalım moda ve sosyete Pelin'i atmış. Ay ne olmuş gerçekten? Gözleri böyle olmuş Pelin'in. O andayken mi şey? Böyle göre Pelin'in gözleri. O andayken mi normalde böyle olmuş? Yo face up yapmış gözler böyle olmuş. Geçtim. Aslan demiş ki ikonik elbisen. İkonik elbisen doğru 2 günün rengi falan linkte tükenmek üzere. Şimdi bu ikonik elbisen demiş kız da gülmüş. Evet bu ikonik bir elbise değil ama Aslan kendi olan her şeyi ikonikleştirdiği için yani öyle seviyor. Öyle demiş ama bu ikonik bir elbise değil. İkonik kelimesi daha başka bir kelime. Sibil'in paylaştığı Toto fotoğrafıyla Mert'inki aynı değil demiş. Bakalım hemen. Evet burada daha bombeli bombeli durmuş. Ama Mert'in storiesinde
daha değişik durmuş. Şop mu yapmış yani? Şop yapmış ama Sibi şop yapıyor, ben biliyorum. Bu arada şop yapmayan yok, onu her zaman yani söylüyorum. Ben de mesela gıdığıma falan yapıyorum. Sen de yapıyor musun? Ben vücuda yapmıyorum. Diyorum ya, benim vücut iddiam yok çünkü. Ama onlar hani vücudun ön planda olan insanlar evet vücut şopu yapıyor. Vücutta da yapılmıyor. Takipçiler kararını versin, ben şimdi demeyeyim. Sonra benim popo ile ilgili zaten çok hoş anılarım yok. Çok popo konularına girmek istemiyorum. Mesela Ezgi de çok vücuduna şop yapıyor. Gördüğün gibi hani paylaşıyorum. Hatta dışarıdan attıkları zaman o insan o insanla alakası yok. Arkadaşlar hepinize de söylüyorum. O gördüğünüz insanlarla, Instagram'da gördüğünüz insanların alakası yok. Genelde yok yani. Bu hafta konularımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Amma oğlum be. Masa sallanıyor. Nazar. Kırmızı nazar çeker ama bak. Evet, kırmızı doğru. Çok nazar çeker. Hatta kırmızı araba alanlar da çok kaza yapar. Bu arada arkadaşlar Cambly kodunu hem buraya hem de açıklama kısmına bırakıyorum. Kaçırmayın derim. Bir story attım. Senden kurtuluyoruz diye. Herkesi kim diye çok merak etti. Şöyle söyleyeceğim. İsim vermeyeceğim ama şunu anlamıyorum ben arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyeceğim. Şimdi benim yükselmem sizi mutlu ederken bazı insanları da aşırı derecede rahatsız ediyor. Ben bazı insanları konuşurken, hatta bunu videonun ilk başında da söylemiştim size. Beni kimler izliyor ama siz farkında değilsiniz gibilerinden bir cümle kurmuştum. Size demiştim seni kim izliyor be falan demiştiniz. Bazılarından bahsediyorum. Ama o insanlardan biri bana demişti ki inşallah çok iyi yerlere gelirsin. Başarın daim olsun dedi. Şimdi benim başarım o insanı rahatsız ediyor. Ve benim görüştüğüm insanlara ambargo getirmeye başlamış. Ben bazı insanların konuşmalarını yayınlıyorum biliyorsunuz. Ama o bazı insanların benim hakkında konuşmalarını da bana geliyor. Bunlar benim kulağıma geliyor. Bilginiz olsun. Başarın daim olsun derken çok kolay her şey. 2000'ken 1000'ken ama. Yani maalesef samimiyetinin gerçek olmadığını gördüm. Ve zaten yanılmadım. Zaten burada da konuşuyorum seni. Beni bence çok iyi tanıyanlar şu an kimden bahsettiğimi anladılar. Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Hatta yoruma da yazacaklarına eminim. Ama buradan daha açıklayıcı konuştum ki kim olduğunu anlayın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay. Takipçiler dedi ki Şeyma bir şey yok Tommy mi yaptırdı? Bir şey yok Tommy. Bir şey yok. Bence ilişkisini konuşacak mıyız? Konuşmayalım. Hiç bilmeyelim bu konuyu. Yok yok, bunu devam et. Tamam. Bir şey Tommy. Kendime çok fazla vakit ayıramıyorum. Bir şey mi var buranda? Bulduysa video. Gidesi mi? Ne yapıyor bu seni? Böyle işte ya. Ne işin içine girmedi? İşime mi girdi acaba? Yok.